Aha. Demek ki Gökhan burada yalandan aşk yaşamaya gelmiş kardeşim. Oo, baktı. Dün çünkü bize soktu. Evet evet. Bundan her şey 10 bin için miydi? 5 bin. Bak kalp bölgeniz eşittir. Ya o benim be. Ya öyle şeyler yapmayın baba. Herkes yazsın işte. Ben yazmam. Gelsin Gökhan'ın bir adayı kendisi yazsın onu oraya bence. Varsa gerçekten ilgileneceğiniz bir aday veya istediğiniz yani, yazın abi. İzleyeceğim. Ben izleyeceğim. Beni gerçekten isteyen seven hangisiyse. Ben de yazmayacağım. Onu yazmasına izin vereceğim. İlla senin bir şey hissetmene gerek yok o zaman. Onlar hissettesin yeter. Çünkü ben beni seveni severim. Ölüyorum, bitiyorum dese de hikaye oluyor ya. Biz bunu vallahi çok konuştuk. Çok. Bir şey söyleyeceğim kardeşim. Hiç içinde elektrik oluşturan hiç mi biliyor? Olmaz deme. Olmadı, olmayacağı anlamına gelmez. Yani. Güzel kardeşim. Olur olmaz. Bak ya. Sana isim sormuyorum tamam. Diyorum ki sana içinde böyle kıvılcım oluşturan var mı içlerinden? Var tabii. İçlerinden biri. Var. Biri mi, ikisi mi, üçü mü? O ben daha geçen gün burada ne anlattım ya burada? Ben beraber değil miydik ben evet, burada? Evet. İsmini verdim, bir şeyler söyledim. Aycan. O üçünden biri mi peki, onu bilelim bari. Sen vallahi. Yok. Bizim karşı komşu. Yan villanın sahibine kızı. Yemin et. Yok almış da. İyi de oğlum, ben de bir maşallah. Şimdi oğlum yani sen şimdi üç kişiyi birden söylüyorsun ya, o sıkıntı. Yok. Ben sıkıntı yaşamadım. Bir Aycan'ı söylüyorsun, bir Ayça'yı söylüyorsun. Aycan bitti. Tutuyorsun Rabia'yı söylüyorsun. Aycan bitti. Abi benle ne alakası var? Kızlar söylüyor. Sen ne zaman tercih yapacaksın? Üç kişiyle dönüp duruyorsun işte yani. Yo, iki oldu şimdi. Valla zaman... Şu an bana adı olan sadece Ayça var. Rabia? Yok. Rabia sevdiğini söylüyor. Zamanında Rabia da bitirmişti bir şeyleri. Sevmek, aday olmak. Rabia'ya da bence Gökhan aday. Yani. Tabelada ne yazıyor ya? Ben okuyamadım Gökhan'ın karşısında. Valla soru işareti var da. Senin gönlünü yani kaydır abi ya. Yani diyorsun ki kızlar bana aday ama ben şu an kimseyi istemiyorum. Evet hep söylüyorum. Kaçık. Kaşarım olacak. Ya biz yanlış görüyoruz Burhan abi burada. Ne bileyim ben sen böyle Ayça ile böyle bir takılıyor musun gibi görüyorum. Aycan'la biraz muhabbet içerisinde görüyorum. Aycan'la hiç konuşmadım ki ben. Rabia'yı ben çağırdım diye sen Rabia üzerinden bir şaka yaptın bana. Ne bileyim bir takıldın gibi geldi. Orada mektubu okudum diye yaptım onu. Bir, ikincisi dün de zaten Rabia'nın yanında mektubu ben... Mektubu sen istedin diye okudum. Ama yani. Ben şimdi öyle bir şey oldu okumaman lazımdı. Dün de Rabia'nın ben çıkmadım. Rabia benim yanıma geldi bu arada. Bir de bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi ben mektubu okusam da olur, okumasam da olur. Niye senin bu kadar geliyor? O an öyle bir reaksiyon verdim. Beni gerdi demek ki yani. Ama niye, niye? Niye istiyor bir şey abi? Bir şey mi hissediyorsun Rabia'yı? Hissediyoruz dedim abi zaten. Niye o zaman oraya Rabia yazmıyorsun? Çünkü bazı yanlışlar var. Benim kabullenemediğim bunlardan dolayı. Konuşuyor musun yaşamışım onlarla? Kimlerle? Gidip Rabia ile falan konuşuyor musun? Konuşmadan nasıl çözeceksin? Neyi? Çözmeye çalışmıyorum ki sorunları. Sorunları yaşadım zaten. Ya bak şimdi insanlar seni nasıl görüyor biliyor musun şu an? Rabia, Aycan ve Hazal'ı kıska sağlamışsınları. Hazal değil, Hazal değil. Şey, neyse işte Rabia, Aycan, Ayça. Aycan, Ayça'yı. Evet. Üçüyle de oynuyor gibi görüyor insanlar. Evet. Oynamak nasıl olur biliyor musun? Oynamak. Oynamak nasıl olur? Senin oynadığın gibi olur işte. Gidiyorsun bak ben sana ne diyorum? Bak ben gözlemledim iki gün boyunca. Ayça da benim arkadaşım. Arkadaşım olmasa zaten çok böyle hani muhabbetin içerisine de girmem seninle. Ama böyle gidiyorsun oraya, Ayça'yla muhabbet içerisine giriyorsun. Kız bazen ağlıyor, bazen geliyor sana laf atıyor. Sen gidiyorsun köşede Rabia'yla oturuyorsun. Öbür tarafta Aycan'la iki laf ediyorsun. Ya bu hoşuna gidiyor mu senin yani? Tamam. Sana yakışıyor mu? Şimdi açıklayayım sana. Yakışıyor bana. Niye yakışıyor? Birincisi Ayça ağlıyordu yanına gittim. Baba konusunda benim babam vefat etti. Ben hassasım. Ve o an yanında olmak istedim. Oldum. Bu benim kendi tercihim. Bu bir. İkincisi Rabia'nın yanına ben hiç gitmedim. Rabia benim yanıma gelip sarılmak istedi. Elimi tutmak istedi. Ve ben... O da aile konusunda bizim onunla geçmişte bir olayımız oldu burada. Ben gittim kızlar evinde herkese bağırdım. Çünkü o kızın ailesiyle ilgili bir iki kelime söylemişlerdi. Savundum diye. Çünkü ben aile konusunda hassasım. Ben o zaman onun yanında oldum diye. O da şu anda benim yanımda olmak istedi. Sen delikanlı adamsın. Evet Allah'a şükür. Veya diyelim ki sana 3 tane 5 tane kız geldi diyelim. Ya çok hoşlandı senden. Hiçbirimizi istemiyor diyelim arkadaşım. Evet. Sen delikanlı adamsın. Çık o zaman. Koy tavrını. Hepsiyle de burada şey yapma muhabbet içerisine girme. Senin zoruna gitti bu? Benim zoruma gidiyor arkadaşım. Niye? Ayça benim arkadaşım ya. Ardından git arkadaşına laf söyle. Niye bu çocuğa aday oluyorsun de? Ya ben sana bana söylüyorum. Bana niye anlatıyorsun ki? İşte burada ben karşımdasın. Ben aday olmadım ki. Burada karşımdasın. Ayça'ya de ki ya Ayça de. Canım de sen benim arkadaşımsın de. Sen bu çocuğa niye aday oluyorsun seni de? Seni uyarıyorum işte Gökhan. Beni tamam niye uyarıyorsun ya? Uyarıyorum. Beni niye uyarıyorsun? Kızları üzme diyorum tamam mı? Ben üzmüyorum ki kendileri geliyor. Üzme. Kendileri geliyor ne demek ya? Kendileri geliyor demek.
Kendileri geliyor ne bak, demek? Anlamadın bak senin şu. Burada bak benim anladığım konuşuyorsun ki. Anlamadığım bak ben seni dinliyorum sen de beni dinle bak kardeşim. Bak, sen beni ben seni dinliyorum sen de beni dinle ben anlatayım. Ya susar mısın bir? Ben susmam misin? Kardeşim. Bir, sen susarsın. Ben kimseye aday bir olmadım bu bir. Bir susar mısın? Kimseyi çağırmadım bu iki. Kimseye de gönül vermedim bu ya üç. Ya burada kızlarla oynayıp duruyorsun. Ben mi oynuyorum? Ne oldu Rabia seni reddedince böyle kırmızı odada kırmızı odaya gitti. Yok Rabia beni reddetmedi ben ilanlaş falan etmedim koçum. Kırmızı odaya çağırdı ondan sonra burada terslerince mi oldu bu iş? Hiç alakası yok. Rabia gelip sana değil mi? Ben delikanlı gibi gittim. Bitti mi diye sordum. Ve bitti dedi. Sonra ne oldu? Tamam mı? Tamam, ben de düzgün bir şekilde eğer benimle bir insan burada ilişki yaşarsa işte ben böyle bir adamım diye orada ona şiir okudum. Ama bu şiir de sen kendi üzerine almak zorunda değilsin. Demek ki bu sende biraz yara vermiş. Ne oldu? Bu sana yara vermiş. Gökhan ne oldu? Kıyamam sana biliyor musun? Geldim burada şaka yaptım Gökhan. Alo. Ha? Demek ki üç adayın bana talip olması adamı zoruna gitmiş. Adamı zoruna gitmiş. Zoruna gitti geldim burada şaka yaptın alo. Kim? Zoruna gitti de kimi zoruna giden senin oğlum. Kime ilgin var dedi. Tamam mı? Kime ilgin var dedi. Ben kime senin gibi kızlarla oynamam oğlum. Ben buraya aşk yaşamaya geldim. Ben buraya adam gibi davranmaya geldim. Ben senin gibi işte yok. Böyle kıza. Bu kıza. Bu kız bana davrandı. Bana şöyle yapar. Böyle yapar. Bağırmıyor musun sen? Bağırmıyor musun? Bağırmıyor musun? Gökhan laf ebeveynliğin seni kurtarmayacak. Evet çok güzel konuşuyorsun ama uygulamada sınıfta kaldın. Sana tavsiyem kızlarla iyi geçin. Ve kalbini sesini dinle, doğru adayı bul. Mesela hiç benim Rabia'dan beklemeyeceğim bir hareket yaptı Rabia. Bir iki tane isim verdi. Şöyle böyle dedi, korumasını verdi, onu yaptı, bunu yaptı. Ne oldu? Benim tüm olan sevgimi yerle bir etti. Ama içinde hala tutuyorsun. O duygu geçmeyen bir şeydir ama karar anlıktır. Ben kararımı verdim ama duygularım zamanla geçen bir şeydir. Çünkü ben burada kızlara şunu yapmadım. Aycan'ın karşıma oturduğundan bir ödül kazandığımızda kimse yoktu. Aycan'la burada baş başa oturuyorduk. Aycan'a demedim ki ben, evet Aycan sana karşı bir şey hissedebilirim demedim. Dedim ki Aycan, benden bir beklentiyle bir şeyler yapıyorsan yapma. Ama tanıma kendin yoluna girdin. Aycan'la girmedim. Ama dedim şunu da... Geçen gün VTR'de söylemedin mi Aycan? Tamam seni artık istemiyorum mu diyeyim dedin Aycan'a. Evet. Tamam yani bu ne demek? Çünkü bir Aycan şekilde Aycan'la tanıma benden, yoluna giriyorum dedim. Sürekli Aycan bana diyor ki bir tanıma yoluna girelim, bir tanıma yoluna girelim. Ben dedim ki Aycan sana bu kelimeyi söylemeyeceğim. Evet. İstiyorsan sana bir daha seni görmek istemiyorum diyeyim. Konu kapansın dedim. Aycan'ın buradan gitme sebebi de oydu. Ben Aycan'a dedim ki bak Aycan dedim geldin çok güzel. Evet ben burada birileriyle bir şey yaşayacağım ama sana şu yalanı söylemiyorum. Ben Rabia'yla çok kötüydüm o dönem. Evet. Ben dedim Rabia'dan hala dedim kopmuş değilim. Ayça bana hediye almış. Ama bak burada o gün de yaptığın da yanlıştı. Orada Rabia'yla sarıldın. Burada Aycan ki Aycan'ın kötü durumunu hiç düşünmedin yanlış bile dediğin yani kelime daha ondan 3 dakika önce ben Aycan'a şu kelimeyi söyledim. Ben Rabia'ya karşı hala bir şey hissediyorum. Buraya geldin iyi geldin. Şu anda da söylüyorum zaten. Bak. Onu dememiş olsam. Ya sana sordum Rabia ile bitti mi dedim. Bitti dedin. Bitti. Sonra da geldim bana şaka yaptın. Değişiyor. Bak şimdi. Bitti kelimesi ben burada hep söylüyorum. Ama konu bitti şimdi bir insan bir şeye bitti dersen. Ben de duygu olarak bitmiyor. Çünkü ben kolay kolay duygu yani beslemiyorum ben anladın mı? Bir insana bir şey bitti mi diye sorulduğunda anlaşılacak. Aynen, duygusu öyle anlaşılacak. İlişki bitti mi diye anlaşılacak. Ya ben onu komple vurguluyorum ama hep. Ya soruyu komple soruyorum ben ama şimdi seninle yeni geldiğin için, diyalogumuz yeni olduğu için ben bitti deyince onlar benim niye dediğimi anlıyor. Öyle mi? Tabii. Ben burada duygu Aykut olarak... Anlıyor musunuz abi? Duygu olarak hiçbir zaman demedim. Ben duygu olarak kıskandığımı da söyledim. Tanımıyor olumdan bitti ama de duygum var. Sen galalı falan mı söyledin? Ben hep söylüyorum bunu. Ben bunu inkar etmiyorum ki. Sen yeter ki